Hüseyin. Çık Deniz. Ne? Gel. Daha uzun tutarsınız sanıyorduk bizi ya. Kim verdi emri? Ben verdim. Buranın sorumlusu benim artık. Ne? Nasıl ya? Zerrini polisler götürdü. Buranın da sorumlusu benim artık. Kim hesap soracaksa da benden sorsun. Keyfi kararsa da keyfi karar. Sizi buraya atmak da keyfi karardı. Zerrini niye götürdü polis? Onu biz de bilmiyoruz. He. Sen şimdi kendi kafana göre mi bizi çıkarıyorsun? Ya sen ne yapacaksın Kudret ya? Biri size bir şey sorarsa Hüseyin çıkart diyeceksiniz. Ya Zerrini tanımıyor musun? Sonradan başımıza bela olacak. Üçümüzü öldürtmek için tıktı o buraya. Allah Allah. Burası Zerrini babasının cezaevi değil. Hadi geçin kısımlarınıza siz. Geçin. Sen hadi. Sen. Adamın dibisine al. Hadi Kudret. Geçsinler büyükler. Hadi çocuğum yat gari. He? Na, şükür, şükür. Deniz, iyi misiniz ha? İyiyiz, gayet iyiyiz hatta yani. Bu kadar iyiyiz ki size bayağı iyi bir haberimiz var. Ne? Ne gibi? Zerrini polisler götürdü. Ne? 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 Allah! Şükür olsun! Ya büyük haber ya. Günaydın. Of, çok güzel. Böyle çayları getirmiş. Elini çek, evet. Aa, nereden bunlar? Şu annem göndermiş. Ya oh, kendi yapmış da bir yerden işte. Olsun, düşünmüş ya. Heves, hadi millete seslen. Gördüler hindi nefisleri gıdıtlanır. Hep bir ama tamam. Yavaşça kısacak. Evet be, benim amcancık sakinleri. Horozunuz konuşuyor. Benim arkadaşımız anası. Bize börek göndermiş. Gelin gömelim. Allah dediğime pişman oldum. Senden foraz olursa benden de cık kuşu olur. Ya. Çok ne ya? Benim kız. Çok kuşu. 2-3 tane de Fizo'ya ayırsana ya. Ayırmam mı ya? Ayırırız tabii. Hak etti tabii çocuk. Ya siz öyle Azra'yla Deniz hücredeyken Zerrin bunları gırtlaklayacak diye tövbe olsun yüreğim ağzıma gel dedin. Allah Hüseyin'den bin kere razı olsun. Tabii ki. Deniz abla, Deniz abla. Sen şu Geri'nin gırtlanmaması çıktığını bir daha anlatsana ya. Ama nasıl seviyor böyle şeyleri? Bütün gece zaten Zerrin sana güle güle şarkısı döndü durdu kafamda. Sen bana onu tekrarla. Tamam. Geri'nin sana güle güle. Geri'nin sana güle güle. Tutturacak bu şarkıyı. Hadi gel. 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 Hadi hadi hep bir eve. Hadi. Hadi. Sıçak sıçak. Dalın dalın. Çay da alın. Çay da alın. Ne oldu? Bak. O ne? Esaretin bedeli. Ne? Ya Safiye Hanım'ın sana bahsettiği tünel işte. Sen hücredeyken biz kızlarla kazdık. Bayağı bir yere kadar geldik. Biraz işi var ama umut da var. Ne yapacaksınız? Oradan mı kaçacaksınız? Sen kaçacaksın. Azra, sen ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Konuştuk bunu seninle daha önce. Yan çizme şimdi. Ya, yani Kudret'le Zerrin'i halletseydik belki... Zerrin'i hallettik sayılır. Necdet yakalandı. Her şeyi itiraf edecek. Zerrin'e müebbeti çıkacaklar. Bay bay.
Kudret de senle ben burada olmadığımız sürece kimseye bulaşmaz. İktidarının peşinde. Asra. Cezası fazla olan kızları da alırsın yanına. Bundan sonrası güllük gülistanlık. Ama bu koşullarda sen burada tek başına kalmayı tercih edersen ne yapacaksın? Ne yapacaksın Boncuk? Ayrıca ben de seni burada yalnız başına bırakma. Bırakma. O müdür de kafadan bayağı kontak bir insan ama iyi düşünmüş ne demek. Kafadan kontak derken? Kadın beni ne zaman görse deli deli bakıyor. Nasılsın Zeynep? İyi misin Zeynep? Rahat mısın Zeynep falan diyor. Acayip biri. Korkuyorum vallahi tek başıma. Tipin lipin benzemiyor da böyle... gözlerin böyle bir enerjin... bir gençliğin falan andırıyor Zeynep'i. Kimi? Zerrin'in kardeşi. Zeynep öldü. Bak lan! Ayrılın. O gün seni bahçede görünce öyle paralize oldum. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet hanımlar. Herhangi bir taşkınlık, bir olay istemiyorum. Oğuz Bey'in sözünden ayrılmayın. Ağzımızın tadını bozmadan geri dönelim. Hepinize kolay gelsin. Görüyorum ki aramızda yeni arkadaşlarımız var. Ne güzel, çoğalıyoruz. Oğuz ben. Dudu. Dudu ben hocam. Ben anlarım bu toprak tarla işlenden de ondan kendim yazıldım. Ne güzel. Egeliyim de ben. Bizde tarla, bahçe buldun. sen nerelisin hocam? Sen de benim gibi şifreli konuşuyorsun. Benim de şifrem var. Benimki biraz daha farklı. Rumeli şifresi. Allah. Çakır gözlü, çakır gözlü. Ondan bak. Bildim ben. Hoş geldin. Ben yardım ederim sana hocam. Sağ olasın. Merhaba hocam. Azra ben. Oğuz ben, memnun oldum. Emel. Ama siz Emoş da diyebilirsiniz. Bu arada hocam dedikleri kadar da varmışsınız. Öyle mi? Ne dediler? Yumurta gibi çocuk dediler. Arkadaşlar, yeni gelenlerimiz için bol bol fidanım var. Eskileri ağaçları özlemiştir, onlar hasret gidersin. Yeni gelenler beni takip et. Hey. Hadi görünüyorum çabuk. Şöyle. Devam. Hiç problem yok da bu aletlerle biraz zor oluyor burası ya. Yorulduysan ben geleyim, ben devralayım olayı. Yok ben iyiyim. Zaten çıkarım birazdan. Burayı biraz daha açayım da geleceğim. Hale bak ya, bugünleri görecek miydik? Tünel kazıyoruz lan. Vallahi yeminle bin yıl düşünsem aklıma gelmez daha. Yavaş olun, dikkat edin. Kaçırmayın. Bütün emekler boşa gider yoksa. Yavaş. Ayıp ediyorsun mı? Safiye abla, ben bugüne kadar kaç tane kaçış filmi izlemişim. Var ya, kurdu oldum bu kaçışları, kurdu. Kız ne zevzeksin sen ya. Senden var ya, olsa elma kurtuşu falan olur. Allah'ım yarabbim ya. Ne oluyor lan?
Derya'dan ses gelmiyor. Derya! Derya kanka ses ver! İyi misin? Evet. Ya tünel çöktüyse bunun üstüne böyle toprağın altında kımıl kımıl duruyorsa orada. Derya! Çabuk 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 çabuk. Hadi. Şey. Ay pardon ya. Bir şey değil. Deniz'le konuştum. Kaçmayı ikna ettim gibi yani gibisine yolda bakacağız tabii de. Eyvallah. Bir de bizim B1'de bir tane tünel peyda oldu. Baktık kazdık. Bayağı iş var ama işte görür gibi. Şimdi ben bakacağım çünkü böyle kuzeye doğru, hapishanenin kuzeyine doğru 2 kilometre gidince bir rögar kapağını açılıyormuş. Şimdi ben bir bakacağım ona ne yapabiliyoruz diye. Sonra sana bir şekilde haber uçururum. Sen de kendi planını yap. Eyvallah. Hocam. Affedersiniz bu fidanları torbasıyla mı gömeceğiz? Yok yok çıkacak onlar. Ben geliyorum şimdi. Anladım fazla oyalanır. Derya! Kız ne oldu? Tıkandın mı? Boğuldun mu? Ses ver ya! Derya! Ne yaptın Derya? Kızlar yavaş ne oluyor? Yok böyle olmayacak. Ben içeri gireyim ya. Bak kanka bak bak. Oh, tamam geliyorum. Oh. Allah'a şükür geliyormuş. Yoksa geliyordu bir şey. Çok şükür. Ya Yeter bu stres beni öldürecek kardeş ya. Ay çok şükür. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne olacak ya? Oğuz'la şey konuş işte. Dikendir, güldür, işte pastoral üstünlük falan. Öyle. Güzel görünüyorsun yeşillerin içinde. Azra, önce bir çukur açacağız şurada. Ya ne çukur uğraştırma benim çukurla. Tamam kalın baş başa konuşun. Ben mış gibi yaparım. Mış gibi yapma. Hazır buradasın. Çukuru aç, fidanı ekersin. Ya he he. Gel gel. Ben seni göstereceğim gel. Hazır mısın Deniz? Ne? Benimle yeni bir hayat kurmaya. Ben yaşadığım bunca şeyden sonra yeni bir hayat düşünemiyorum. Senin anlattığın şeyler bana masal gibi geliyor. Masal. Masallar insanlar yazar Deniz. Senle ben gibi. Sonra kendileri de masal olur. Tıpkı senle ben gibi. Olabilir mi böyle bir şey? Un mundo mayor es posible. Daha güzel bir dünya mümkün. Sen yeter ki bana inan. Aferin Azra, çok iyi. Bayağı iyi kazıyorsun ya. Buldum. Resmen bu iş için yaratılmışsın yani kız. Keseceksin bir tarafı. Tamam, tamam. Sen bayağı anlıyorsun ha bu işlerden. Tarlanın altının üstüne getirmiş. Anlarım ya. Toprak insanıyız biz. Benim babamın bir tarlaları vardı. Öyle öyle büyüdük. Şanslıymışsın. Ben yurtta büyüdüm. Senin toprak dediğini ben sadece saksıda gördüm. Duyamam seni. Sen neden gir dedim içeri? İftira attılar. Adamın birini sevmiştim. Yaşı benden büyüktü. Bayağı böyle yaşlıydı. Güya parasını çalmışım, dolandırmışım.
Kimsen yoksa işin zor. Ben seni Kudret'in bu tarafta gördüm. B2'ye koydular. Kudret'le aran nasıl? Vallahi ne diyeyim? Yani hiç bulaşma Kudret'e, ne diyorsa yap dediler de. Şimdi ben alışkın değilim ya. Hiç rahat bırakmıyor. Vallahi bulaşma. Önde ye. Yavaş ol lan. Sen kime namlıyorsun lan? Azana. Sen kime namlıyorsun? Dur, 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 başlarım lan. Azana, yavaş ol. Ne yapıyorsun? Allah Allah. Sen de geç içeri. Herkese bir artist oldu ya. Hayret bir şey ya. Yürü geç önden. Ne yapıyorsun? Ya o kız bize uğraştı. Deniz. Melisa Hanım üçünüz odasına bekliyor. Beni de mi? Evet, üçünüz de bekliyor. İyi, tamam. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam. Bizim ilerim var. Önünü kapat. Bir şey. Aa. 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 İyi, biraz nasılsın? Ay, nasılsın? Hoş geldin. Nasılsın? İyi, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, Duducuğum, Fadime Hanım ve Hasan senin için buradalar. Hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben habarım olmadığından biz bahçeye gittik. Tarla öyle üstüm başım ki kirli kirli geldim ama bileydim bir şeyler ki. Ki anam. Annen, annen, annenden gelmişsin. Hoş geldiniz Hasan. İnsan bir aramamda gözünü seveyim. Ula ha bu ne diye? O kadar konuşuyor. Bir tane bir şey anlamadım. Ha bu nece konuşayım? Şşş, ayıp dur. Bahçe diyorum, bahçe, toprak. Vallahi ben öyle çok fazla konuşmayı sevmem. Öyle fazla da uzatmayı sevmem. Şimdi bu Dudu'nun kimsesi yokmuş. Onun için demek ki sizden isteyecek. Allah'ın emri peygamberin kavlinden verin onu bağ gelin de. Hah, bitti. Kızlar ne diyorsunuz? Vallahi ne diyorsun hanım? Ne diyelim? Ne diyelim? Şimdi gençler birbirlerini gördüler, sevmişler. Artık birbirlerinin dillerinden de anlıyorlar, çözdüler. Güzel kızımıza soralım, Dudu. Siz öyle uygun gördüyseniz ben ne diyeyim? Hemen de öyle de uygun görmeyelim değil mi? Dudu bir zaman isteyeceğiz değil mi? Duducuğum biraz kendimizi ağırdan satacağız. Hasra? Evet öyle yapacağız. Vallahi biz de çok severiz. Selvi boylu Hasan'ımızı severiz de öyle bize bir garanti vermeden bunu kabul edemeyiz. O üç tane bilezik takacağım. Anamın küpelerini de takacağım ha. Daha ne acıyor? Fadime ablacığım vallahi ananın küpesi bileziği sende kalsın. Bizim mala mülke ihtiyacımız yok. Bizim Dudumuza annelik edecek birine ihtiyacımız var. Yani onu hor görmeyecek, hapislik diye onu dışlamayacak birine ihtiyacımız var. Onu bağrına basabilecek misin? Bize bunun sözünü verebiliyor musun? Benim üç tane uşağım var. Çok istedim bir kızım olsun. Allah'ıma şükürler olsun verdi bana bir kız. O da beni benimseyi anam derse ne mutlu bana. Demem İneç, anacığım. Efendim. Şimdi biz yani öyleyse. Neden? Yani nişan. Nişan mı? Yusuf. Yusuf mu? Yarın. Yarın diyoruz. Takalım gitsin be. Emin. Tabii o zaman yani öpüşün bir. Hadi hayırlı olsun. Nişanımız var. Nişanımız var. Nişanımız var.
Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şaşırdı. Şaşırdı. Hayırlı uğurlu olsun. Hacer, git şu Emel'e bir tokat çak. Nasıl yani? Ya şu formaliteden. Hafifçe çak, yüzüne dokunsun. Vallahi mı? Vallahi diyorum Hacer. Kalk şimdi, şimdi. Kalk şimdi. Şimdi, şimdi kalk, kalk. Ne oluyor ya? Nerede gariban insanla ezmeye bayılıyorsunuz ha? Yürü, sakin ol, yürü. Hacer, Allah seni gönderdiği yere geri alsın eve. Kızlar. Bu yeni arkadaşınız Emel. Bundan sonra burada kalacak. Allah! Kız kurtuldu mu Kudret'te? Kim nakletti buraya? Meltem. Zerini gönderdiler ya. Onun yerine biri gelene kadar vekaleten Meltem bakıyor. Ne? Şimdi kim gelecek, edecek Zerrin'in yerine falan derken ki boşlukta tam Deniz Demir'i kaçırmamız gereken boşluğu. Aynen. Tünelin de bitmesine az kaldı. Kızlar o kadar kolay değil. Kolay olmayan ne Deniz abla? Korkuyorum değil mi? Korkuyorum. Evet korkuyorum. Bilmiyorum çünkü nasıl yaşanırdı, neydi yaşamak. Hatırlamıyorum yani güneş yüzüme doğa doğa uyanmak nasıl bir duyguydu bilmiyorum. Hatırlarsın o zaman. Gerekirse baştan öğrenirsin. Biz de korkuyoruz Deniz. Biz de senin için korkuyoruz. Biz de senin bir daha hiç umutlu olmamandan korkuyoruz. Güneşi unutmandan korkuyoruz. Güneşi hayal etmemenden korkuyoruz. Biz de korkuyoruz. Ne kadar önemli bilemezsin. Bizim gibi insanlar için müebbet almış birinin umutlandığını görmek, özgürlüğünü görmek ne kadar önemli. Yaşat bunu bize. Deniz abla. Bunu bize sen yaşatacaksın. Hadi Deniz. Hadi. Aslan kaplan. Nasıl gidiyor? İyi iyi. Vallahi helal Safiye abla. Tavşan gibi daha kemirmişsiniz ha. Çay getireyim mi sana? Ah, sağ olasın. Tamam, cansın sen, can. Hop hop! Kimse, benim ablacığım Emel. Öyle canım sıkıldı da azıcık öyle bir gezineyim, insanlarla bir tanışayım, kaynaşayım dedim ya. Aa, bak çocuğum, bu saat.
konuşmak. Kaynaşmak olmaz. Herkes dinlenin. Hadi bakayım. Hadi bakayım yerine. Hadi çocuğum. Hadi. Hadi bakayım. Ne oluyor Safiye abla? Ne diyor bu? Aldırma. Aldırma. Yok bir şey. Anlıyorum, korkuyorsun Boncuk. Ama insan burada yaşarken sanki daha önce hiç özgür kalmamış, gökyüzüne bakmamış gibi bir şey yaşıyor. Ama dışarıya bir çıkınca, bir havayı, suyu koklayınca buradaki hayatın hiç yaşanmamış gibi oluyor. İnsan nerede yaşarsa onun kalıbını alıyor. Öyle bir yaratık. Ben bu halimi hiç tanımıyorum ama. Bu deniz dışarıda ne yapar? Nasıl tepkiler verir? Bilmiyorum kendimi. Özgürken nasıl yaşar? Özgür de değil. Kaçacağım hep. Sanki ölmüşüm, yine ölmüşüm gibi, yeniden doğmuşum gibi. Başka bir ülkede, bir yalanla, hani hem başka biri olacağım, hem de başka birini oynayacağım. Her şeyi hepinizi geride bırakarak. Her şey değil aslında, yani herkesi değil. O senin olacak. Yani senin geçmişin, tarihin olarak. Orada duracak. Sana sürekli kim olduğunu hatırlatan biri olarak. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Neyse, sen şimdi bırak bu kaçış rehberliğini de. Tolga'ya nasıl teşekkür edeceksin, düşündün mü hiç? Nesini teşekkür edeceğim? Nasıl? Düz teşekkür edeceğim işte, ne edeceğim? Düz. Adam seni temize çıkardı. Allah razı olsun. Ne? Ne? Tolga'yla aramda bir şey olmayacak Deniz. Aa, neden? Ya adamın o tipi, o ne, o saçı başı ne bir kere onun ya? Doğru söylüyorsun aslında. Tolga'nın gözünün üstünde kaşı vardı bir de, değil mi? Yani ya bir insan gözünün üzerinde kaşı olur mu? Ya, ya gözünün üstünde kaşı olan bir insan da bir kere normal bir insan ne yapabilir? Ya sensiz ne yapacağım? Bırakmayacağım ben seni. Dikkat dikkat. B1'de arama yapılacaktır. Acil işi olmayan tüm memur arkadaşlar B1'e. Ha, Meltem, bir sıkıntın mı var ya? Anonsu duydum. Ya bitiyor mu hapishanede sıkıntı Hüseyin? Vallahi doğru söylüyorsun ya. Geliyor. Tamam. Aman ay. İyi misin? İyi misin? Ay. Bir yaşasın haberimiz, bir de eyvahlar olsun haberimiz var. Hangisini duymak istersiniz? Yaşasını ver tabii ki. Tamamen açıldı tünel. Kanalizasyona ulaştık. Gibi kokuyor. Ay, kokudan anlamalıydım. Ama orada böyle demirden bir tane kafes var. Kanalizasyon tam kapısında. Ya tel testere lazım bize ya da kaynak makinesi. Yapma ya. İşte onu diyorum.
sıraya geçsin. Arama yapılacak. Boşaltın odaları. Çık, 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 çık. Tamam. Elinizi yıka, çabuk. Demsin. Çekil şuradan. Çekil, çekil. Hadi. Arkadaşlar hadi. Boşaltsanız odaları. Çıkarın mahkumları odalardan. Arkadaşlar hadi boşaltın odaları. Sebep? Hüseyin. Temiz Meltem Hanım. Tamam. Bulunanlar hakkında tutanak tutulsun. Gidelim. Eline sağlık Emel'e, hakikaten pek güzel oldum sanki de. Çok güzel oldun, çok. Çok güzel oldun Tümkü. Dudu,
Bayağı fıstık gibi oldun. Yakıyorsun ya. Eşeğe altın semer vursan ne olur? Eşek yine eşek. Ayda. Vallahi Muazzez. Tövbe olsun, al kırın o ağzını ha. Kaç tane bilezik takacaklar? Önce onu sen söyle. Ya, ya sene mi? Sene mi? Sen helali bir hazine bakanı mı acaba? Aynen öyle. Vallahi nişana bu gelmesin Azra. Gözümü seveyim, ya, yakarın ortalığı. Sinirli bunu elini bağlayacağım. Odaya tıkacağım nişanda. Dudu, Dudu. Bak senin elbiseni ütüledim ben, 10 numara oldu. Kız, nereden buldun kız ütüyü? Çamaşırhaneye girdim gizlice, orada ütüledim. Yani çok güzel oldu. Melisa Hanım seni çağırıyor. Azra, senin de avukatın geldi. Gelin benimle. Ya hayırdır Azra? Sen hiçbir şeye sıkmıyorsun canım. Çok iyi görünüyorsun. Evet bak, elbisen de süper. Olamaz. Olamaz ya, olamaz. Zerrin aklandı artık, yapacak bir şey yok. Ne diyorsun sen Erhan? Kötü bir şaka mı bu? Necdet suçları üstüne alıp ölünce Zerrin de aklanmış oldu. Nasıl yani? Ne olacak? Bundan sonraki hayatına kaldığı yerden devam mı edecek bu kadın? Zerrin elini kolunu sallayarak serbest mi dolaşacak? Maalesef. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Bakanlık niye geliyormuş peki? Madem suçsuz. Onlar Zerrin'e yapılan saldırının faillerini bulmak için gelecekler. Zerrin'i merkeze çektiler. Oradan da başka bir cezaevine müdür olarak atayacaklarmış. Çok güzel. Ha, kendi ellerimizle katilimizi koruyoruz yani. Bu kadar kolay olmamalı Erhan. Başka bir çözüm olmalı. Başka bir şey olmalı. Maalesef Zerrin'i suçlamak imkansız artık. Deniz. Necdet'in itiraflarından sonra içeride çok kalmayacaksın. Bana bunu söylememiş ol Erhan. Bana bunu söylememiş ol. Adalet yalnız bana iyi davranacaksa, azılı bir katil orada elini kolunu sallayarak dolaşacaksa, ben boşuna hukukçu oluyorum ya. Boşuna. Azra. Azra. Duydun mu olanları? Evet. Aynı şeyi düşünüyoruz. Herkes buraya bir baksın. Toplan, toplan, toplan. Dinlesin herkes. Toplan. Toplan abiciğim, toplan. Bugün Azra'yla bir haber aldık. Aklı, vicdanı, adalet duygusunu yerle bir eden bir haber. Bir sürü insanın günahına giren, sevdiğimiz bir sürü insana zarar veren, bir sürü insanın katili olan Zerrin Şahin Hanım bugün serbest bırakıldı abi. Evet, yani bu ne demek? Ne demek bu? Yaptığı bütün her şey, bütün suçlar yanına kar kaldı. Herkes burada cezasını çekerken, suçunun cezasını yatan bir insan olarak, bir katilin dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşmasına en azından vicdanım el vermiyor. Onun bütün kurbanları adına konuşuyorum. O kadın hak ettiği cezayı alana kadar ben burada direneceğim. Hepimiz direneceğiz. Zerrin Şahin yargılanana kadar direneceğiz. Bu cezaevini adaletsizliğe teslim etmeyeceğiz. Hüseyin. Eyvallah. Thank you.
Hüseyin, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak, şunlara yardım edeceğim Meltem. Ne? Hüseyin, saçmalıyorsun. Bak, bu yaptığın suç. Anladın mı? Suç. Suç işliyorsun. Yanlış yapıyorsun. Ortada bir yanlış varsa bunu yapan ben değilim Meltem. Zerrin müdür. Burada kaç kişi indirdi? Aha Nihal müdür, aha Murat, aha Oktay. Daha kim bilir niceler. Bunların hepsini anlattılar bana. İstediğinize de anlatabilirim. Onlar mahkum, mahkum. Anladın mı? Onların söylediklerine mi inanacaksın, onlara mı güveneceksin? Ya yaptığı kaç tane şeyi kendi gözlerimize görmedik burada Meltem. Müdür diye sessiz kalmadık mı? Sustuk. Gözlerimizi kapatmadık mı arkadaşlar? Yalan mı? Doğru. Arkadaşlar, bu kadınlar haklı. Hüseyin. Ya bunlar burada suçlu diye, katil diye, hırsız diye yatmıyorlar mı? Katilin en büyüğü dışarıda kendini temize çıkardı. Bakın, buna sessiz kalırsak, buna boyun eğersek, buradan giden onca arkadaşımız, ölen arkadaşlarımız, içeride haksızlığı duyan mahkumlar, bunların hepsinin vebali günahı boynumuzadır. Hüseyin, saçmalıyorsun bak, yeter. Bunun için. Hüseyin. Bunun için. Hüseyin, yeter. Bunun için. Ben onlara yardım edeceğim. Hatta bize esir almış gibi göstereceklermiş. Yani yarın bir gün bir soruşturma olursa başımız belaya girmesin diye. Hoş girse de benim artık çok umurumda değil ama orası ayrı mesele. Sen gerçekten saçmalıyorsun artık. Bak gerçekten saçmalıyorsun. Neyse. Arkadaşlar, kimler benimle geliyor? Ben. Ben de seninle birlikte geleceğim. Ben de kızlara yardımcı olacağım. Ne diyorsun sen Berna'ya? Bu saatten sonra hiçbir şey umurumda değil. Ben de varım. Ben de geliyorum. Var mı başka gelen arkadaşlar? Ben de varım. Arkadaşlar. Ben de varım. Hadi gidelim. Hüseyin, ne yapıyorsun ya? Komutanım, ana kapı kapatıldı. İçeride bir şeyler oluyor. Ne yapalım? İç avlu kapısı da kapandı komutanım. Yük girişi de içeriden kilitlendi komutanım. Savcı bey, bizim niyetimiz belli. Kimseye zarar vermek değil, şiddet değil, adalet. Sizler bizi yargıladınız, biz de burada cezamızı çekiyoruz. Ama bu duvarların içinde elini kolunu sallayarak dolaşan bir katil var. Siz de yeterli deliliniz olmadığı için onu yargılayamayacağınızı söylüyorsunuz. Ama biz bu kadının burada neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Biz de size diyoruz ki Zerrin Şahin'i buraya getirin. Biz konuşturalım. Cezasını yine siz verirsiniz. Zerrin Şahin buraya gelmezse... hiçbirimizin istemediği şeyler olacak. Eğer mantıksız taleplerde bulunursanız... bu sizin için hiç iyi olmaz. Şimdi kimi aramanız gerekiyorsa arayın. Ve Zerrin Şahin'i buraya getirin. Yani artık bir zahmet, adalet herkes için işlesin. Deniz, çocuklar var. Onlar ne olacak? Bugün biz suçlu olan Zerrin Şahin hakkındaki bütün delillerin üstünü güzelce örterek serbest kalmayı başardı. Zerrin Şahin'le ilgili adalet yerini bulana kadar direneceğiz. Çünkü biz adaletin yerini bulduğuna inandırılarak baktığımız bu duvarlara gülmekten çok sıkıldık. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak. Ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cehennem, bu cennet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar.
Topanmadın canım benim. Annene iyi bak Emin. Bir daha görüşeceğiz değil mi Dudu? Görüşeceğiz çocuğum. Emin, seni beni göresin gelsin. Bu da sarılısın. Dudu, siz burada böyle mücadele ederken benim buradan gitmek hiç içime sinmiyor. Konuştuk bunları. Konuştuk. Sen öyküye bahçesini, biz de iyi olacağız. İyi olacağız. İyi olacağız. Dikkat et. Sofia abla. Kızım. Dua et. Yonca. Tamam. Hazırsanız gidebiliriz artık. Azra. Acaba sen burada bıraksan mı? Yani Berat'ın kesinleşti. Devam edersen tahliyen yanacak. Sen de rehineymişsin gibi yapalım. Sen neden buradayım Deniz? Zeyn üstüme bir suç attı, bana iftira attı. Ben de bunun bir parçasıyım. Tamam şimdi temize çıkmış olabilirim ama... eğer adalet sadece bana işleyecekse... ben niye hukukçu olmaya çalışıyorum ya? Adalet ya herkes içindir ya da ona adalet denmez. Efendim? Merhabalar, ben atanamayan yeni müdür. Canan Başkomutanım. Şimdi size Boncuk Hanım'ı vereceğim. Yalnız biraz nazik davranın kendisine. Alo. Merhaba, ben Deniz Demir. Evet, bu telefon artık bizde. İstediğiniz zaman bize buradan ulaşabilirsiniz. Birazdan cezaevinin psikoloğu Melis Hanım çocukları ve anneleri sizin yanınıza getirecek. Bu iyi niyetimizin bir göstergesi. Eğer bu durumdan faydalanmaya kalkarsanız... bunun sonuçlarından kimse karlı çıkmaz. Geç, geç, geç. Şimdi herkes beni dinliyor. Siz çıkışları tutun. Keskin nişancılar, ana kapıya. Benden emir almadan kimse kıpırdamıyor. Thank you.
kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu davet bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim dostlar, bizim. Serbest bırakılan rehineler güvende. Tamam. Oh, çok şükür. Tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Etrafta bezmez aradım da şimdi maskeler için lazım olacak ya. Neyse önemli değil, lazım olursa sağdan soldan bulurum ben. Hadi görüşürüz. Bezmez. Ha? Hadi lan hadi. Sıkı sıkı kapatın girişi. Ulan nasıl kıstırdılar bizi. Basıp bizi kesecekler. Ya nasıl böyle gafil avlandık. Nasıl? Nasıl gafil avlandık? Nerede bu memurlar? Hepsi mi uyuyor? Bak, herkes alsın. Herkes alsın silahını. Kimse boş gezmesin. Anne biraz abarttık bence. Lan, lan. Zeka fukarası. Kudretimden kudret. Denizin can düşmanı. O karılar beni eline geçirse bir kaşık suda boğacaklar. Yürü. Yürü git yardım et herkese. Hadi hadi çabuk olun, kapatın. Getirin benim silahlarımı. Getirin! Deniz Hanım, gel bakalım. Geleceğin varsa göreceğin ne var. Belki şimdi kısmet olur gırtlağını kesmek. Ya Hasret. Dün gece benim gözüme uyku girmedi ya. Hayırdır? Ya mesela senin yanında bir fırsat olsa. Bu cezaevinden kaçar mıydın sen? Yani o zaman hani sen bana evet demiştin ya, evlenecektik diye. Eğer kaçarsan o zaman evlenemezdik. Yani evlenemezdik. Ya Hüsnü Hoca, şimdi burada durumlar çok gergin biliyor musun? Yani öleceğiz mi kalacağız mı belli değil. Bir yıl var diyorlar tahliyeme ama çıkacağım mı, zindanda mı çürüyeceğim onu da bilmiyorum ama. Benim bildiğim tek bir şey var, o da seni almadan hiçbir yere gitmiyorum kardeşim burada. Tamam mı? Korkma sen. Vallahi mi diyorsun ya? Vallahi diyorum. Billahi diyorum. Tillahi diyorum. İyi. Savcı Bey yanımda. Buyurun. Alo, Neşet Bey merhaba. Hayır, yok. Yok. Henüz üzerimizde hiçbir şiddet kullanılmış değil.
Bu isyancıların, bu mahkumların talepleri bir yere kadar değerlendirilebilir. Şayet Zerrin Şahin'le telefonda bir müzakere sağlayın. Biz müzakere istemiyoruz. Biz Zerrin Şahin'i istiyoruz. Düşünün, kararınızı verin. Deniz Hanım. İçeriyle ilişkileri sizin sürdürmenizi istiyoruz Deniz Hanım. Pozisyonunuz gereği hem mahkumları tanıyorsunuz hem de ruh hallerini biliyorsunuz. Bakanlık da aynı fikirde Melis Hanım. Müsteşar Bey özellikle sizi tavsiye etti. Seve seve yaparım. Emin olun şiddete başvurmanıza gerek kalmayacak. Mutlaka bir anlaşma zemini bulacağız. Mutlaka. Umarım. İçeride çok rehine var. Riskimiz büyük. Evet. Nedir isyanın sebebi? Ne istiyorlarmış? Sizi istiyorlar Zerrin Hanım. Sizi. Melis Hanım, sizce istekleri yerine getirilmezse rehinelere zarar verebilirler mi? Tabii ki verirler. Melis Hanım neden tereddüt etti anlamadım. Hepsi şiddete meyilli. Liderleri Deniz Demir daha birkaç gün önce boğazıma bıçak dayadı. Melis Hanım müdahale etmeseydi şu an hayatta değildim. Öyle değil mi Melis? Bir yol bulalım. İsteklerine boyun eğecek değiliz. Zerrin Hanım'ı içeri gönderemeyiz. Tamam. Operasyon başlatacağız o zaman. Hayır. Hayır, hayır, lütfen. Müzakere imkanı verin. Kan akmasın. Lütfen. Lütfen. Sayın Valim, son durum hakkında bilgi vermek istedim efendim. Evet Sayın Müsteşarım. Liderleri Deniz Demir'le görüşme bu minvalde gerçekleşti. Evet. Cezaevinin planları gelmedi mi daha? İnşaat sırasında iki defa yapı planı değişmiş komutanım. Sonucu bekliyoruz. Güzel, acele etsinler. Komutanım. Söyle. Melis Hanım'la görüşmek isteyenler var. Hah, geldi. Azra nasıl? İyi. Azra iyi, merak etme. Tam kurtulmuş derken kaç yıl diyecek şimdi ya? Ya Deniz sivillerle karşı karşıya getirmedi onu. Muhtemelen Azra için de rehineydi falan diyecekler. Bir dakika, yemezler ki bunu. Oktay biliyorum. Biliyorum yaptıkları doğru değil. Ama bir taraftan da düşününce haksız değiller. Öyle. Hı hı. Komutanım, içeriden arama var. Ver. Yani kararınızı bekliyoruz. Deniz Demir. Talebiniz kabul edilemez. Zerrin Hanım şu an burada. Eğer ona söylemek istedikleriniz varsa... Telefon yoluyla söyleyin. Ve rehineleri bırakın. İsyanı bitirin. Aksi takdirde jandarma özel harekat... Operasyon başlatacak. Sonuçları hepimiz için ağır olacak. Şeytan. Ama bize vermeyecekler. Vermeyecekler. Çok fena kan çıkacak Boncuk. Boncuk, onu içeri almanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne gibi? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama böyle onu tahrik edecek bir şey. Onun manyaklığının deliliğini kaşıyacak bir şey. Aslında aklıma bir şey geliyor ama işe yarar mı bilmiyorum. Bir orta yol önereceğim. Zerrin Şahin'le ana kapının önünde yüz yüze konuşmak istiyorum.
Ondan sonra isyanı bitireceğiz. Yalnız ben dışarı çıktığımda herhangi bir şekilde bana bir şey olursa... Rehinelere de olur. Kararınızı bekliyoruz. Kabul edin. Deniz dışarı çıktığında onu öldürün. Liderleri o. Deniz öldüğü takdirde isyanı yönetecek kimse kalmaz. Teslim olurlar. Bundan emin olamayız. Ben eminim. Şimdi bir dakika. Dışarı çıktığında diğer isyancılarla irtibatı kesilecek değil mi? Sessizce indirilirse bence olur. Olur. Zerrin Hanım'ı hazırlayın. Keskin nişancılar, konumlanın. Emir bekleyin. Ne oluyor? Zerrin Hanım Deniz Demir'le ana kapı önünde görüşecek. Keskin nişancılar, durum bildirin. Hazırız, ateş emri bekliyoruz. Ne ateş emri? Ne yapıyorsunuz siz, kime vuruyorsunuz? Ya beni söylediğime pişman etme. Ben sana ne dedim? Canlı yayın yapalım falan dedim. Oradan gösterelim dedim. Ya nasıl olacak o? Bir anlık zaafından yararlanacağız. Nasıl canlı yayınla yapacağız onu? Ya senin bir anlık zaafından yararlanırsa orada sniper var, asker var. Ateş ederlerse sana ne olacak? Tamam. Tamam. Tamam, telefonla yapalım. Ara. Evet, ya niye riske atıyorsun ya? Deniz! 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 Alo. 5 dakika sonra ana kapıdayım. Gerçekten ne yapıyorsunuz siz? Birazdan temas sağlanacak. Ateşe hazır olun. Ya lütfen. Böyle bir şeye gerçekten gerek yok. Lütfen. Diğer ekipler. Hedef iner inmez içeri girmek için hazırda bekleyin. Allah kahretsin. Oktay. Deniz'i vuracaklar. Ne? Denizi vuracaklar.